Evet efendim, herkese merhabalar. Gündemde Halep var tabii ki. Dün de bahsetmiştik, 72 saat dolmadan veya yavaş yavaş dolarken 10 bini aşkın militan inanılmaz bir süratle Halep'in içine girmeyi başardı şu saat itibarıyla. Çeşitli kaynaklardan farklı farklı haberler geliyor. Buna geleceğiz ama az önce enteresan bir şey oldu. Erdoğan TRT World'un bir forumunda konuşurken salonda protesto edildi. Ve insanlık ayıbı olan şu rakamla karşımızdaki vahim tabloyu ortaya koydu. Yavrum, Siyonistlerin burada dili ağzı olmadı. Şimdi bu görüntüye baktığınızda şunu görüyorsunuz. İki tane genç, biri türbanlı genç bir kız, diğeri de bir başka çocuk, muhtemelen İslamcı gençlikten. İsrail'de sınırlarımızda, işte gümrük kapılarımızda, denizlerimizde ticaret yapılıyor. Hani siz bunun paydasısınız benzeri, tam da anlaşılmayan laflar söylüyor ve çocukları orada anında apar topar alıyorlar, gözaltına alıyorlar. Erdoğan da yavrum, Siyonistlerin ağzı adıyla konuşma diyor. Şimdi nicedir Türkiye'nin gümrük kapılarından İsrail'e sevkiyat yaptığı, ticaretimizin ne kadar ciddi oranda arttığı ortada. Bunu Metin Cihan defalarca belgesiyle ortaya koydu. Yani bir yandan buyuruyor. Fakat asıl diğer taraftan, yani şu anda Halep'te olan bitenle ilgili fotoğrafa baktığımızda bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Biraz da o açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü bu operasyon dünün operasyonu değil, 2020 Şubat'ının dönemin, yani o zamandan beri süre gelen bir statüko vardı bölgede. O statüko her ne olduysa Lübnan'da anlaşma sağlanınca, geçici bir ateşkes sağlanınca İsrail'in tam da işine geleceği şekilde Esad'ın, Suriye'nin zayıflatılması devreye girdi. Bir gizli el bu düğmeye bastı ve uzun zamandan beri ciddi bir hazırlık yapıldığı ortada. Burada Türkiye'nin terör listesinde olan, Birleşmiş Milletler terör listesinde olan, AB terör listesinde olan Jolani'nin başını çekti. Dün etraflıca anlatmıştım, HTŞ'nin ve diğer küresel cihatçı grupların ve Türkiye'nin desteklediği bazı unsurların bu savaşı başlattı, bu operasyonu başlattı ortada. Fiilen bugün M5 karayolu kesilmiş vaziyette. Bu son derece stratejik çünkü M5 karayolu Şam'la Halep arasındaki temel ikmal yolu. Şu anda İran ve Rusya sahada olabildiğince bu saldırıyı püskürtmeye ve ikmal yollarını kesmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi burada bakılması gereken asıl resim, Türkiye burada kendine bir pay çıkartıyor. Bir, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump'a ve ekibine, hani bölgede dengeler değişiyor, bu sahada biz kullanışlıyız, biz buradayız. İran'a bir şey yapacaksan biz buradayız. Bak, İran'ı ciddi anlamda rahatsız edecek bir operasyon çekiyoruz. Aynı şekilde İsrail'in de işine gelecek şekilde bunu yapıyor. Bunu niye söylüyorum? Bazıları gerçekten tarihi okumuyor veya çok yakın geçmişi bile unutuyor. Dün ben biraz bahsetmiştim, bir kez daha bahsetmekte beis yok. El-Kaide dediğiniz örgüt, ki Jolani El-Kaide'dir. Her ne kadar ben artık küresel cihatçı değilim dese de, her ne kadar kendisine takım elbise giymesi tavsiye edildiği için takım elbiseyle geçse de, batılı medyada boy gösterse de, küresel cihatçı bir adam olduğu, bir örgüt olduğu belli. Paydaşlarına baktığınız vakit zaten gelen görüntülerde anlıyorsunuz. Küresel cihatçıların İsrail'in ve Amerika'nın besleyip büyüttüğü, altını çiziyorum, bir yapıdır bu. Neden? Bugüne kadar HTŞ'nin tek bir İsrail hedefine saldırdığını duydunuz mu? Veya İsrail Gazze'de binlerce kişiyi öldürürken, sivil öldürürken, hala bu işlemi yaparken bunlara dair bir tane açıklama, bir tane saldırı duydunuz mu? Hayır.
Bir tane küresel cihatçı ellerini kollarını sallayarak her yere gidiyorlar. Ya kardeşim, burada Müslümanlar öldürüyor, Müslüman çocuklar öldürülüyor. Ben gideyim dediğini duydunuz mu? Hayır. Peki herhangi bir İsrail ve Amerikan gücünün bu küresel cihatçı El Nusra başta olmak üzere yapılara vurduğunu, saldırdığını gördünüz mü? Bir iki defa kendi içlerindeki bazı unsurlara saldırdığını, etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Ama özenle koruduklarını, kolladıklarını da gayet iyi görüyoruz. Fakat bu adımın atılmasıyla beraber şöyle bir resim ortaya çıkacak benim gördüğüm. Eğer İran ve Rusya yeterince hızlı davranmazsa Halep düşecek. Halep rejim açısından son derece kritik bir yer. Sembolik anlamı da var, önemli başka bir takım stratejik anlamı da var. Özellikle Laskiye koridoru açısından, Hama, Humus yolu üzerinde. Ve şayet böyle bir statük ortaya çıkarsa bundan en çok rahatsız olacak olan Rusya olacaktır. Çünkü bölgede tarihsel olarak Suriye, Rusya ve İran üçgeni çalışan bir üçgen ve bunu böyle bu tür operasyonlarla son 15 yılda gördüğümüz üzere çökertemiyorsunuz. İsrail bu anlamıyla son derece akıllıca bir şey yaptı ve işte Hizbullah'ın bütün üst yönetimini tırpanladı, hepsini öldürdü. Lübnan'a bulaştı, Lübnan'da ağır kayıplar verdi, geri çekilmek zorunda kaldı. Gazze'de çatışma aynen devam ediyor, bu soykırım aynen devam ediyor. Fakat görünen köy kılavuz istemez, Türkiye burada kendisine yeni bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Fakat benim anlamakta zorlandığım şey şu. Şimdi Devlet Bahçeli bir oyun kuruyor. Kurduğu oyun çok net bir şekilde bize neyi gösteriyor? Öcalan çıksın, Türkiye sahasında terör bitsin, toprağı Erdoğan da söylediği gibi silahları toprağa gömsünler. Ki o iş gömmekle olmaz, silahı teslim etmekle olur. Gömülen silah her zaman çıkartılabilir. Silahını gömsün, ondan sonra biz her şeyi konuşmaya hazırız. Geçen Rasim Ozan Kütahyalı bahsetti, dün veya bugün tam emin değilim. Ankara'da ev bile hazır, mobilyalarını mı göstereyim size diyor. Yani bunun devletin bu konuda bir hazırlık yaptığı konuşuluyor. Kaldı ki konuşulan senaryoyu da anlatayım. Bahçeli 2 ay oldu aşağı yukarı bu kapıyı açalı. Adalet Bakanlığı Tülay Hatimoğulları'na ve Tuncer Bakıran'a önümüzdeki günlerde görüşme izni verecek. Bu izin muhtemelen önümüzdeki hafta salı günü Bahçeli görüşüyor biliyorsunuz. Grup konuşmasını yapıyor. Son kez çağrısını en son bu grup toplantısında yapmıştı. Buna yetişmeyebilir diyorlar ama grup toplantısından sonra İmralı'ya gidecekler. Şimdi İmralı'ya gidince ne olacak? Muhtemelen Öcalan orada belli mesajlar verecek. Doğrudan PKK'ya ilgilendiren. İşte silahlar bırakılsın, o yapılsın, bu yapılsın. Fakat Türkiye'nin şu anda Halep'te yaptığı hamleyle beraber aslında başka bir şey yapıyoruz biz. Rusya ve İran'ı aslında oraya doğru itiyoruz. Yani Türkiye orada statükoyu koruyayım derken başına başka bir bela alabilir. Çünkü PKK tarihsel olarak Öcalan her ne derse desin pratikte son derece esnek bir yapıdır. Ve sizin şu anda kilit altına aldığınız, zapı kapatarak kilit altına aldığınız oradaki Kandil'deki unsurlar İran'ın da desteğiyle son derece kullanışlı hale gelebilir. Ve Öcalan'ın masaya koyacağı pazarlık unsurlarını çok daha güçlü bir şekilde bizi o masada oturmaya, konuşmaya zorlayabilir. Bunu tarih gösterir ama attığınız her hamle bu bölgede tarihsel olarak baktığınızda da öylesine dengeler vardır ki siz bir tarafa ağırlığı basarsınız, diğer taraftan bir terazi gibi denge değişiverir, değişecektir. PKK'nın 1984'ten bu yanaki eylemselliğine, tarihsel olarak bölgede yaşanan savaşlara, çatışmalara, güç dengelerine baktığınızda Öcalan'ın Amerika tarafından teslim edilmesi ve sonrasında olanlar, bugün de Trump'ın yönetime gelmesiyle beraber bir oyun kuruluyor anladığım kadarıyla. Son derece tehlikeli bir safhaya giriyor bu iş. Benim gördüğüm o. Umarım yanılırım. Umarım kurdukları oyun, yani Türkiye'nin şu anda kurgulaya geldiği bu oyun yeniden bize İdlib'in çünkü ağır bombardımanını getirecektir bu operasyon. Yani Rusya çok yoğun bir şekilde şu anda zaten bombalıyor ama İdlib'i, yani bütün o cihatçı unsurların olduğu yeri yoğun bir şekilde bombalamaya, daha fazla vurmaya devam edecektir. Bu da içerideki göç tehlikesini daha da arttıracaktır. Daha fazla Suriyeli sığınmacı Türkiye'ye gelecektir. Böylesi bir bileşkeyle karşı karşıyayız. Yani
O içeride bir huzursuzluk olduğu belli. Yani o gençlerin ağzını kapatmakla veya sen bana Siyonist ağzıyla konuşma, Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyonistler iyi bilir kim olduğunu lafına rağmen, sözüne rağmen pratiğe baktığınızda şu anda siz İsrail'in desteklediği ve İsrail'in %100 işine gelecek şekilde kurgulanmış bir operasyonda hami olarak duruyorsunuz. Bu işin hamisi olarak Türkiye duruyor. Muhtemeldir ki Putin gene tavrını değiştirecek. Gene Türkiye'nin canını sıkacak bir takım hamleler yapacaktır. Ama benim asıl korktuğum Trump yönetimine yeni gelen o manyak kadroya, ruh hastası kadroya gerçekten çok tehlikeli buluyorum. Aklı, yani kafası biraz çalışan herkes de gelen kadroyu CV'sine baktığınız, CV'lerine baktığınızda ne kadar ruh hastası bir ekibin geldiğini, Türkiye'ye doğrudan düşman, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarına doğrudan düşman bir yapının geldiğini ve bu operasyonda da hani onlara bayrak sallar gibi, hey çocuklar bakın biz buradayız, biz ne isterseniz yaparız merak etmeyin gibi bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Çünkü nereden baksanız 4 yıldır korunan bir statüko vardı. Rusya, İran ve Şam arasında kurulmuş. Ve M5 karayolunun açık kalması ve bu unsurların İdlib'de kalmasını sağlayan bu statüko bugün itibariyle bozuldu. Ve bir Türk yetkili, bir Arap kanalına yanılmıyorsam adını vermiyorlar, yaptığı açıklamada ya biz bu operasyonu biliyorduk, yani HTŞ'nin başını çektiği bu operasyonu biliyorduk. Bu sınırlı bir saldırılara karşı sınırlı bir cevaptı. Fakat ne olduysa Suriye unsurları, devlet güçleri, rejim güçleri çok boş çıktı. Geri adım attılar, geri çekildiler. Bunlar da ilerliyor şimdi ne yapalım demeye varan bir açıklama yapmış. Arap basınında bu çok konuşuluyor. Dolayısıyla böyle enteresan bir fotoğraf var ama Halep, peki bu yeni statüko, artık adına yeni statüko diyebiliriz. Hele ki Halep'in %100 ele geçirilmesiyle beraber bugüne kadar hiç ele geçirilemedi tam olarak, onu da söyleyelim. Yani savaşın en zorlu zamanında bile Esad'ın güçleri Halep'in bir kısmını elinde tutmayı becerdi, başardı. Ama ortaya çıkan tablo akıl almaz bir hızla ilerliyorlar. Çok iyi donanmışlar, çok iyi planlanmış. Türkiye'nin sahada ne oranda destek verdiğini bilemiyoruz. Adeta devlet sırrı. Askeri anlamda hangi istihbari bilgiler paylaşılıyor, uydudan, İHA'lar, SİHA'lar hiç bilmiyorum. Ama bu tırmanış Halep'in tamamen düşmesine yol açarsa Türkiye açısından kısa orta vadede bütün dengeleri bir kez daha değiştirecek bir baş ağrısına yol açabilir diye görüyorum. Umarım yanılırım. Umarım bu şekilde olmaz. Yani içerideki o bir takım ak trollerin Halep işte misak-ı milliye alıyoruz, geldik gidiyoruz falan filan, bu gaza gelmeyelim diye tavsiye ederim. Şimdi birkaç ilginç haber daha var. Özgür Özel bugün Demirel'le görüştü biliyorsunuz, Demeş başkanlarıyla. Çıkışta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlüğe, ki özellikle Esenyurt operasyonundan beri diline dolamış vaziyette, onu adeta Zekeriya Öz'e benzetiyor, FETÖ'nün savcısı, çok ağır, tehditkar bir konuşma yaptı. Haklı haksız konusuna girmiyorum. Çünkü attığı adımlar, Akın Gürlek'in yaptığı operasyonlar tamamen siyasi operasyonlar. Bunu görmemek mümkün değil. Hatta bugün Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evine sabah operasyon yapıldı Osman Yalçın'a. Yanılmıyorsam hala firari, aranıyor yani. Ve Akın Gürlek'e böyle hani yurt dışına kaçarsın, ileride de Zekeriya Öz benzetmesi yapınca şak diye soruşturmayı açtılar. Yani terörle mücadele edenleri işte itibarsızlaştırmak, onun tam bir tanımı var. Önümüzdeki günlerde, geçen gün de altını çizerek söyledim, önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çerçevesinde ben bu tip operasyonların, atamaların, yani kayyum atamalarının, gözaltıların artacağını ve bazen bizi şoka uğratacak kadar da ciddi düzeylere çıkabileceğini düşünüyorum. Fal açmıyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Olmaz olmaz dediğimiz neler bu ülkede oldu. İsmail Saymaz'ın bir haberi ilginç geldi bana. Çok da yani farklı. Türkiye biliyorsunuz kaçak yollardan altın sokuluyor. VIP en son kullanılmıştı. AFAD'ın personeli AFAD'ın resmi aracıyla Cilvegözü sınır kapısından 12 kilo altın, külçe altın, 188 tane cep telefonu içeri sokmuş. İki tane AFAD görevlisi yanılmıyorsam tutuklanmış veya biri tutuklanmış. Bu çok önemli geldi bana. Bunun dışında bir görüntü geldi. Bilmiyorum önünüze çıktı mı? Hani şu anda çok şikayet ediyoruz ya, Ekrem İmamoğlu işte trafiğin haline bak,
efendim otobüsler kaza yapıyor, sel olunca, yağmur yağınca İstanbul yaşanmaz hale geliyor. Birçok yerde bu özellikle metroların merdivenlerinin çalışmaması, otobüslerdeki bazı aksaklıklar, işte trafiğin tıkanması falan filanla ilgili. Ya biri çekmiş görüntü. Şu görüntüyü izler misiniz? Haliç kapalı diye yolun ortasına geçip böyle bak can güvenliği nerede? Böyle insanları zaten duran bir trafiği iyice durdurup bakın kornalar konuşma yapıyorlar. İmamoğlu hakkında kötü fikirler topluyorlar. Korna sesi hala kesilmedi. Hani can güvenliği, hani haber güvenliği. Bak. Arkası kilitlendi. Ne oldu? Bu da trafik oluşturma değil mi yani? Bak gene durdurdu. Dur. İnsanın sinirden var ya. Bravo size TRT Haber. Bravo. Habercilik bu. İzler misiniz? Şimdi görüntüye bakınca gülümsedim. Bir kere ben böyle bir röportaj görmedim. Hakikaten çok ilginç. Yani siz bir otobanda veya şehir içi ama hızlı akan bir trafikte, yani ara sokakta değil, aracı durduruyorsun ve sokak röportajı yapıyorsun. Ve doğal olarak arka taraf tıkanıyor. Kornalar, mornalar. Kim bunlar? Hangi ekip? Yani eğer bu tahmin ettiğimiz kanallardan biri çıkarsa bunu araştırması lazım. Hakikaten iddialara çok somut bir örnek. Yani bu düzeye iniyorlar mı? Bu düzeye iniyorlar. Yani İmamoğlu'nu eleştirdiğim çok tarafı var ama ya burada da artık düşmanlık düzeyine varan bir provokasyon diyeceğimiz boyutta bir şey var. Kaldı ki görüntüleri hatırlayın. O yürüyen merdivenlerin durdurulması, ne bileyim işte bir köpeğin dışkısının otobüse konması gibi böyle manyakça bir takım şeyler yapıldı. Yani o kadar büyük bir rahatsızlık var ki İmamoğlu'yla ilgili. Daha neler yapacaklar? Benim asıl yani korkum bana göre büyük bir şuursuzluk olur ama hani 2-3 yere daha kayyum atadıktan sonra en son muhtarı atadılar. Bugün de yanılmıyorsam bu 12 tane yani yeni doğan çetesiyle ilgili kapatılan 12 tane hastaneye, biri de Mehmet Müezzinoğlu eski Sağlık Bakanı'nın hastanesiymiş, kayyum atandı. Yani devlet, AK Parti iktidarı bu kayyum atama işini bu noktalara getirdi. Fakat birçok konuşulan mahfillerde, geçen gün de bahsetmiştim, bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yani İstanbul'da 2-3 belediyeye daha kayyum atandıktan sonra İmamoğlu'na da kayyum atacakları, İBB'ye de kayyum atacakları yolunda. İnanın bana şaşırmam. Yaparlar yani. O çünkü gördüğünüz gibi bir ekonomi gerçekten fecaat vaziyette. Yani akıl alır gibi değil hayat pahalılığı. Akıl alır gibi değil. Şiddete bakıyorsun, kadına şiddete Avrupa ortalaması %32 ile Türkiye kadına şiddette Avrupa birincisi. Bu cendere, yani enflasyon cenderesi zamanında Süleyman Demirel'in de dediği gibi toplumun ahlakını bozar. Mesele sadece sizin geçinememeniz, sizin sadece işte enflasyon baskısı altında ezilmeniz değil. Toplumda fuhuşu arttırır, işte bu tür şiddeti arttırır. Ve Türkiye toplumu bu anlamıyla çok ciddi bir cendere altında. Ve daha ne kadar buna tahammül edebiliriz bilmiyorum. Yani edersin tabii. Dünya tarihinde insanlık neler yaşadı. Ama yani bir de bu Trump'ın gelmesiyle beraber şu anda kurulan oyun, her neyse yani diyorlar ya sürekli ateş çemberi içindeyiz, ateş çemberi içindeyiz. Biliyoruz baba ateş çemberi içindeyiz ama sen yönetemiyorsun. Yani kurguluya geldiği sistemde şu Halep olayı başlı başına bizim başımızdaki belayı daha da arttıracak. O ateş çemberinin daha da daralmasını sağlayacak bir tehdit içeriyor. Yani ben şuncacık aklımla 35 yıllık gazeteciliğimde ama az çok da sahi bilerek diyorum ki ya bir terör örgütü ya bu herifler bizim canımızı okudu. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bu kurguyla yani 1 milyon kişi öldü, 4-5 milyon kişi, ne bileyim daha bile fazla insan şu anda bir yük olarak üzerimize duruyor. Bu güvenlik sorunu, ekonomi sorunu, 1000 tane sorun ve uzun vadeli bir sorun bu. Şimdi sen bunu daha da körükleyecek, bölgesel düşmanlarını daha da karşına çıkartacak. Ağzın yandı senin ya. 33 tane askerini Rusya, 33 askerini öldürdü ya bu olaylar yüzünden. Gıgını çıkartamadın. Hatırlayın. Yani 33 askerimiz, herifler uçakla gelip bombaladı. Ben oradaydım. Gittim cenazelerin hastanede morgdaydım ben. O kareyi ben hayatım boyunca tamam. O çocukların cesetleri geliyor paramparça askerlerin. O askerleri taşıyan askerlerin, erlerin, Mehmetçiklerin
görüntüsünü asla unutamam. Mersin'den bir gecede atlayıp gittim oraya. Yani sınır kapısının yanındaki devlet hastanesine. Neden bahsediyorsunuz? Yoksa böyle davul zurnayla Halep bizim olacak alacağız. Ah alırsın Halep'i. Şam'da da namaz kılıyordun Emeviye Camii'nde. Sonuçta ortaya çıkan tablo bu oldu. Yani bir yandan Esad'la görüşmek istiyorsun. Esad kardeşime döndü iş gene. Görüşelim, barışalım. Adam diyor ki kardeşim cihatçı grupları destekleme, askeri toprağımdan çek. Bunu yapmıyorsun. Adamı da bu şekilde sıkıştırmaya kalkıyorsun. Adam yalnız olsa anlarım. Mahallede bir İran var, bir de Rusya var. Ve bunlarla iş tutuyorsun. Şimdi diyorsun ki ben İran'a operasyon çekeceğim. Güzel. O zaman biz bir savaşa giriyoruz demektir. Ülkeyi bir de savaşa sokuyorsun bu ekonomik darboğazın üzerine. Yani son derece vahim bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Can simidi olarak baktıkları şey bence yani Öcalan'ı çıkartıp Öcalan kartını Ankara'da demin başına geçerek bir konuşma yapması ve Türkiye'nin tekrar Kürt sorunu halletmesi. İyi de yani PKK'nın içindeki yapıyı az çok bilen, dağ kadrosunu az çok bilen biri olarak söylüyorum. Yani Öcalan'ın aldığı pozisyonu, devletin elinde olan bir rehin sonuçta bu. Yaptığı konuşmanın ne denli pratiğe geçirilebileceğini, pratize edilebileceğini okuyabilecek zekalı herifler. Sen bu hamleleri yaptığında İran'la, Rusya'yla yanaşabilecek. Tarihte bunu yaptılar. Hareketler bunlar. O düzeyde bir zekaları, diplomasi bilgileri var. Neyse yani özetle fotoğraf bu. Türkiye'de bugünkü ahval. Ama dediğim gibi statüko değişti. Yani 2020 Şubat'ında oluşan ve mutabık kalınan statükoyu aslında fiilen Türkiye bozdu. Ve bu saatten sonra ben bunun tekrar düzeleceğini zannetmiyorum. İş ki Türkiye buradan bir kez daha şehitlerle, yaralılarla, gazilerle, bir takım kayıplarla, ekonomik veya siyasi kayıplarla çıkmasın. Umarım öyle olmaz. Çünkü son yıllar bize şunu gösterdi ki sizin bu el sıktığınız, sırtını sıvazladığınız İslamcı bebeler bizim Ankara Gar'da, Suruç'ta, Diyarbakır'da, Reyna'da, havalimanında insanlarımızı öldürdü. Bombalarla, silahlarla. Yani hiç mi hatırlamıyoruz bunları? Bunları kimin yaptığını unuttuk mu? İki elimizin o resmi kıyafetlerle, asker kıyafetleriyle boyunlarına zincir geçirilerek kafesten çıkartılıp, yerde sürüklenip, benzin dökülüp yakıldığı görüntü hala internette. Yani ve onu yakanlar da biliyorsunuz elimizden kaçırıldı. Gözaltına alınıp bırakılan iki tane katil onlar. Bir tanesi hala firarda yanılmıyorsa. Neyse efendim. İçimiz karardı gene akşam akşam. Şimdilik gündem bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.